şimdi beni? Duyabiliyorum şu anda. Ha, harika. Bir dakika sonra bir araya gideceğim ama ne yapacaksak ayrılarak değil birleşerek yapacağız diyor Faik Öztrak. Ne diyorsunuz? Yani Faik Öztrak enteresan bir insan. Ailesi de öyle. Hani Osmanlı saltanatı bitti ama Cumhuriyet döneminde başlayan bir Öztrak saltanatı başladı. Dedesi milletvekiliydi, babası milletvekili, kendi milletvekili. Faik Öztrak açısından şöyle bir sorun yok. Faik Öztrak şu an iktidarda zaten. Partinin sözcüsü, yıllardır değişmez genel başkan yardımcısı. Dolayısıyla bütün masrafları parti tarafından karşılanıyor. Makam aracı tahsis edilmiş kendisine. Her türlü imkanı var. 12 katlı, 14 katlı Cumhuriyet Halk Partisi binasını yönetiyor. Faik Öztrak'ın çok umurunda değil ki gerçekten bu seçimin kazanılıp kaybedilmesi. Kendisinden sonra da işte oğlu milletvekili olur, kızı milletvekili olur. Böyle devam eder bu düzen. Yalnız böyle hani asilzade diyeyim, hani kont gibi insanların böyle çapsız cümleler kullanması, ateş olsa cürmü kadar yer yakar. Ya sevgili Faik Öztrak, kaç yaşına gelmiş adamsın? 22 yaşından bu yana partinin her kademesinde görev yapmış ve şu anda da mağlubiyeti hazmedemediği için değişsin kardeşim diyen birine sen böyle ateş olsa cürmü kadar yer yakarsın diyerek kimi aşağılamaya çalışıyorsun? Nereye varmak istiyorsun? Ne yapmak istiyorsun? Yok yürümekle yollar aşınmazmış. Peki yürümekle yollar aşınmazsa 70 yaşındaki Sayın Genel Başkanı 3-4 yıl önce niye yürüttünüz İstanbul'a kadar? Tamam. Şimdi bir ara vereceğim Sayın Özcan. Size birkaç sorumuz daha olacak. Lütfen aradan sonra tekrar buradayız. Tamam, teşekkür ediyorum. Tamam, teşekkürler. Çin yolda olan, yürüyüş başlatan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan konuğumuz. Barış Terkoğlu ile birlikte sorularımızı yanıtlıyor gündem özelde. Şimdi bu arada hani şu ana kadar hem Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik, Faik Öztrak'a yönelik ciddi eleştirileri oldu Sayın Özcan'ın. Ama söyleyelim yani her türlü cevap hakkı baki burada, onu da belirtelim. Dolayısıyla yayına katılmak isterlerse eğer Faik Öztrak hemen de bağlarız, onu da söylemiş olalım. Şimdi Sayın Özcan, şuradan devam edeyim. Dediniz ya hani Ankara'da beklediğim kalabalık olmazsa ne yaparım? Demek ki yalan söyleniyormuş, herkes CHP'den memnunmuş. Dolayısıyla duymakta güçlük çekiyorum. Şu anda beni duyabiliyor musunuz? Çok az duyuyorum. Ne yapabiliriz arkadaşlar? Tamam. Sesi yükleyecekler şimdi biraz daha. Şimdi nasıl? Şimdi daha iyi. Evet, tamam, daha harika. Beklediğiniz tamam. Desteği kalabalığı Ankara'ya vardığınızda bulamazsanız ne yapalım? Hani ben de demek ki her şeyden memnunlar derim. Dönerim ifadesini kullanmıştınız ya. Şimdi 20 Temmuz'da evet. Da Yüksek Disiplin Kurulu'nun sizinle ilgili kararı olacak. Şimdi diyelim ki CHP'den ihraç edildiniz. Ne yapacaksınız? Önümüzde de bir yerel seçimler var Sayın Özcan. Bolu Belediye Başkanısınız şu anda. Yeniden aday olmayı düşünüyor musunuz? Başka partiden aday olur musunuz? O senaryoyu konuşalım istiyorum sizinle. Ne yapacaksınız? Samimiyetimle söylüyorum. Şu anda A, B, C planlarım yok. Sadece A planım var. Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibinin acil olarak değişmesi gerekiyor. Yoksa ben partiden atılırsam, bu değişim gerçekleşmezse arkasından ne yapmalıyım sorusunu kendime sormadım. Sormayacağım da Ankara'ya kadar. Ondan sonra tabii ki oturup düşüneceğim. Aday olmamak var siyasette. İlla her şey koltuk değildir. Bağımsız aday olmak var seçenekler arasında. Bunları değerlendireceğiz ama şuna üzülürüm. Siz kanal olarak özellikle tabii artık tüm kesimler tarafından izleniyorsunuz. Bunun farkındayım ama hala ağırlıklı olarak CHP seçmeni tarafından izleniyorsunuz. CHP seçmeni o gün oraya gelmezse değişimden yanayım deyip devrimcilik ruhunu önemli ölçüde yitirmiş anlamına gelir. Bu benim nezdimde. Yani mağlubiyeti kabul etmek bir CHP'liye yakışmaz. Yani bizim kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk ne kadar zor şartlarda mağlubiyeti kabul etmeyerek Osmanlı saltanatı mağlubiyeti kabul ettiği halde Anadolu'yu örgütlemiş ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş bir parti. Biz Kuvayi Milliye ruhundan geliyoruz derken boşuna bunları söylemiyoruz.
Eğer biz hala Kuvayi Milliye ruhunu içimize taşıyorsak, hala mücadele ruhumuzu, devrimci ruhumuzu içimize taşıyorsak, Atatürk'ün bütün ilkelerine hala sahip çıkıyoruz diyorsak, o gün orada olmak zorundayız. Peki. Şu ana kadarki değerlendirmelerinizden, yanlışsam düzeltin beni lütfen. Sayın Kılıçdaroğlu başta, CHP yönetimi kesinlikle değişmeli. Bugün itibariyle Ekrem İmamoğlu CHP Genel Başkanlığı için uygun isim çıkarımı yapabiliyor muyum? Sizin? Evet, öyle söyledim. Evet, doğru, değil doğru. Mi? Evet. Ama biraz daha cesaretli olmalı dediniz İmamoğlu. Böyle giderse alabileceği desteği de alamayacak dediniz. Doğru mu? Tam olarak öyle demedim ama halk şüphe duymaya başladı. Gerçekten Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevine üstlenmekten çekinip çekinmediği noktasında söyledim. O yüzden bir an önce bu konuda somut bir adım atması hem Cumhuriyet Halk Partisi tabanını rahatlatacaktır belli ölçüde, hem de değişimin hızlanmasına sağlayacaktır. Bir de ek olarak şunu söyleyeyim. Milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımız, eski veya yeni, arıyorlar, sürekli görüşüyoruz. Ama çıkıp hiçbiri, hepsi haklısın diyor bana. Yaptığın da doğru diyor. Zamanlaması da uygun diyor büyük bir çoğunluğu. Ama Gürsel Tekin dışında, Gürsel Tekin dışında, ki o da beni aramadı, açıklama yapmış. Bir tane mevcut milletvekili, eski milletvekili, eski belediye başkanı, mevcut belediye başkanı arayıp sen haksızsın Kemal Bey şu gerekçelerle kalmalı demedi. Çünkü şunu herkes biliyor. Eğer biz bu kafayla başarılı olduk diyor ya Sayın Genel Başkan, herkesinden oy aldık diyor ya. Eğer bu kafayla biz yerel seçimlere 31 Mart'a böyle gidersek, İstanbul dahil, Ankara dahil, Adana dahil, Hatay dahil, Mersin dahil, Antalya'yı bilmem, Aydın'ı bilmem, İzmir'i bilmem. Ama birçok belediyeyi kaybetmiş olarak bu seçimden çıkacağız. Mağlup çıkacağız. Ve iyice boynumuz bükülecek, iyice moralimiz bozulacak. Sonra 4 yıl 2 ay zamanında olursa seçim, kesintisiz bir AKP dönemi olacak. Ki büyük şehirleri de almış bir AKP'den bahsediyorsunuz. Ondan sonra partiyi toparlamak çok daha güç hale gelecek. O yüzden Sayın Kılıçdaroğlu muhakkak Ekim sonuna kadar bu kurultayı toplamak zorunda. Eğer bunu yapmazsa ileride hiçbir Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüzüne bakamaz hale gelir. Peki bu senaryo şu seçenek içinde geçerli mi? Bugün böyle olursa büyük şehirler kaybedilir senaryosu. Diyelim ki Sayın Kılıçdaroğlu CHP'nin başında kaldı ama İBB başkanlığına yine Ekrem İmamoğlu aday oldu. Bu durumda da İstanbul kaybedilir mi? Ben kaybedilme ihtimalini yüksek olarak görüyorum. Peki. Tabii ki tabim bu. Ama ben hani gittiğim yerlerde insanlarla konuşan biriyim. Sayın İmamoğlu'nu işte bazı anketlerde düşük göstermeye çalışanlar var. Hala Sayın İmamoğlu İstanbul için çok güçlü figür. Ama HDP kendi adayımı çıkartacağım demişken, İyi Parti sözcüleri Kemal Bey varken biz artık CHP ile ittifakımız zor derken, bu şartlarda iş gerçekten zorlaşıyor. Bir de moralli bir iktidar var. Yeni seçimi kazanmış bir iktidar var. Devletin olanaklarını özellikle İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlere yönlendirecekler. Sayın İmamoğlu 2019'dan daha zor bir seçime girecek. Çok çok zor bir seçime girecek. Çünkü Erdoğan hala İstanbul'un kaybını azmedemedi. Ankara'nın kaybını azmedemedi. Peki çok zor bir seçime gidilecek ve muhtemelen Cumhurbaşkanı